Ne oldu Sümi? Neden durduk? Vallahi bilmiyorum sultanım. Şimdi öğreniriz hemen. Ulak döndü. Şehzademiz Beyazıt asker toplamış, Şehzademiz Selim'in üzerine yürüyormuş. Söyledikleri doğruysa Manisa Sarayı'na yaklaşmış olmalı. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Hünkârımız yaşarken kardeş kanı mı dökeceksiniz? Kimsiniz siz? Cihan Devleti'nin şehzadeleri misiniz yoksa eşkıya mı? Validem, vaziyet sandığınız gibi değil. Şehzade Selim beni kardeşçe öldürmeye çalıştı. Yalan söylüyor validem. Kendinize gelin. Siz ki Sultan Süleyman'ın şehzadelerisiniz. Nasıl bu hale gelirsiniz? Validem. Validem. Deseydim neler olacaktı Allah bilir. Derhal gelsinler. Emredersiniz sultan. Validem. Validem bizi çok korkuttunuz. Validem iyisinizdir inşallah, bir ağrınızsınız yok. Böyle evlatlarım varken nasıl iyi olabilirim? Şu halinize bak. Yetişmeseydim ne olacaktı? Payitahta ikinizden birinin ölüm haberi mi gelecekti? Bir kez daha bana evlat acısı mı yaşatacaktınız? Validem sizi üzmek istemezdim. Lakin Selim bana başka çare bırakmadı. Ne demek? Evvela Mihrimah'ın bana yolladığı altınları çaldırmaya kalktı. Onu ikaz etmeye çalıştım. Lakin o bunu idrak edemedi. Sarayıma casus göndermiş. O casus da beni öldürmeye, zehirlemeye kalktı. Selim. Doğru mu bütün bunlar? Külliyen yalan validem. Asıl o beni zehirlemeye kalktı. Allah'tan kork Selim. Yalan söylediğin yetmezmiş gibi bir de iftira atıyorsun. Selim. Dışarıda bekle sen. Validem. Selim. Haremime bir cariye yollamış. Hatun her şeyi itiraf etti. Selim yemeğime zehir katmasını emretmiş. Ölümden döndüm validem. Akabinde olanları biliyorsunuz zaten. Gerçek olamaz. Selim böyle bir şey yapmaz. O altınlara göz koyduğuna ihtimal dahi vermiyorum. Hele hele senin ölümüne hüküm vermez. O senin ölmeni istemez. Anlattıklarımın fazlası yok, eksiği var validem. Lokman Ağa'ya sorun. Bütün harem şahidim. Belki düşmanın bir tuzak kurdu. İkinizi birbirinize düşürmek istedi. Bana düşmanlık eden tek bir kişi var validem.
Bunları unutacağız Bayezid. Tüm bu düşmanlık sona erecek. Bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Buraya gelmeden evvel hünkârımıza her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Selim'in cezasını bizzat vereceğimi de. Bayezid. Bayezid ne yaptın? Hünkârımız bunu işitirse ikinizin de felaketi olur. Bilmez misin? Hünkârımızın gazabı bütün alemi yakıp yok eder. Ben her şeyi göze alarak buraya geldim validem. Her şeyi. Validem iyi misiniz? Bayezid'in söyledikleri doğru mu? İftira atıyor validem, inanmayın. Beni zehirlemeye kalkan o. Az daha ölüyordum, Nurbanu yetişti. Madem öyle niye buraya kadar geldi? Niye kılıç çekti sana? Bunun tek bir izahı var. Bayezid hünkârımızın beni veliahtı görmesini gururuna yediremedi. Kendince bir çare buldu. Beni ortadan kaldırıp tahtın yegane varisi olacaktı. Kardeşinin söylediği her şey asılsız. Öyle mi? Ya Mihrimah'ın gönderdiği altınları çaldırmaya kalkman? O da mı yalan? Benim sözlerimin bir kıymeti yok belli ki validem. Ne de olsa gönlünüzdeki şehzade o. Onun bir sözü her şeye kâfi. De beni sükûta hayale uğrattınız. Ben sizi buraya evlatlarımı kollayın, yanlış yollara sapmalarına mani olun diye gönderdim. Lakin sizin dünyadan haberiniz yok. Biraz geç kalsam nasıl bir manzarayla karşılaşacaktım Allah bilir. Sultanım, bağışlayın. Şehzademiz Bayezid'i sakinleştirmeye çalıştım. Ancak ne mümkün? Şehzademizin tabiatını biliyorsunuz. Ben de elimden geleni yaptım sultanım. Şehzademizin lalası Mustafa Bey size mektup yollamıştı zaten. Hele sen hiç konuşma. Seni buraya gönderirken Nurbanu'nun icabına bak demiştim. Onu bile beceremedin. Eline yüzüne bulaştırdın. Unuttum sanma. Sultanım. Şehzademiz Bayezid'in hünkârımıza yazdığı mektuptan haberiniz var mı? Evet. O kadar dil döktüm. Yapmayın dedim ama şehzademiz beni dinlemediler sultanım. Madem öyle niye o mektubun payitahta gitmesine mani olmadın? Şehzademiz dizginleri sıkı tutuyorlardı sultanım. Mektuba mani olsam elbet haberi olacak, başka bir mektup yollayacaklardı. Onun yerine başka bir tedbir aldım. Sokullu Mehmet Paşa'ya haber gönderdim. Şehzademizin yazdığı mektubun hünkârımızın eline zinhar geçmemesi gerektiğini söyledim. O icap edeni yapacaktır.
Sen ne yaptın ağam? Keşke Rüstem Paşa'ya haber verseydin. Mahsus ona haber vermedim. Rüstem Paşa'mız tarafkir davranır, hünkârımıza mektubu bizzat takdim ederdi. Ya Sokullu bunu beceremezse? Mektup hünkârımızın eline geçerse? Sultanım. Lala Mustafa. Sayende büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Gerçi tehlike henüz geçmiş değil. Şehzadem Bayezid hünkârımıza her şeyi anlatan bir mektup yazmış. İnşallah o mektup hünkârımızın eline geçmez. İnşallah sultanım. Lokman Ağa her şeyi anlattı. Mehmet Paşa akıllı bir vezirdir. Elinden geleni yapacaktır elbette. Lala, Şehzadem Selim'in tüm bu yaptıkları doğru mu? Sarayda 7'den 70'e herkesin ağzını yokladım sultanım. Şehzademizin zihnine bu fitne tohumlarını eken... Nurbanu. Kütahya Sarayı'na cariyeyi o yollamış. Şehzade Beyazıt'ın ölüm emrini de onun verdiğini düşünmek hiç zor değil. Ne yazık ki evladımın koynuna o yılanı kendi ellerimle soktum. Evladım da o yılana bir dur dememiş. En fenası da bu. Sultanım sakin olun. Sıhhatinizi düşününüz. Onca meseleden sıhhatinizi sual etmeye sıra gelmedi sultanım. Mühim bir vaziyet yoktur inşallah. İyiyim Lala. Kederden ve üzüntüden bir buhran geçirdim hep sabah. Sultanım beni emretmişsiniz. Sizi görmek istediler. Malum. Hayli özlediler sizi. Sümbül. Şehzadem Murat'a ve sultanlarıma dairelerine kadar refakat etsinler. Daha sonra hazret gideriz. Sultanlarım. Sultanım. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Lakin ben masumum. Bir hatam olduysa da bilmeden yapmışımdır. Affınıza sığınıyorum. Sultanım, evlatlarımın başı hakkı için size yalvarıyorum. İnanın benim bir kabahatim yok. Her defasında biraz daha ileri gittin. Attığın her adımda biraz daha batağa saplandın. Fakat bir biçimde kurtuldun. Lakin hatun, bu son yaptığın, bunun affı yok. Sultan ne olur yapmayın. İnsanın kendine verdiği zararı en büyük düşmanı dahi veremezmiş. Sen kendi yolunun sonunu kendin çizdin. Kendi ölüm fermanını kendin yazdın. Şehzadem. Hürrem Sultanımız, Nurbanu Sultan'ı huzuruna çağırmışlar. Vaziyet pek ayrı alamet değil.
mağdur yapmayın. Boşuna gözyaşı dökme. Artık bir faydası yok. Neler oluyor validem? Sakın bana onu müdafaa etme. Nurban sen dairene dön. Validem. Her şeyin arkasında o var. Senin zihnini bulandıran şeytan o. Haddini çoktan aştı. Bunun tek bir sebebi var validem. O da evlatlarının istikbalini koruyor. Bunun bir anneye neler yaptırabileceğini en iyi siz bilirsiniz. Seni o yılanla beni bir tutmaktan men ederim. Bütün yaptıklarının bedelini canıyla ödeyecek. Buna müsaade edemem validem. O benim 4 evladımın anası. Yaptıkları cezasız kalmayacak. Elbette. Ben ne icap ediyorsa yapacağım. Söz veriyorum. Müsaadenizle. Payitahttan şükürler olsun bir ses çıkmadığına göre Sokullu Beyazıt'ın mektubunun icabına bakmış olmalı. Lokman Ağa sağ olsun. Vazifesini hakkıyla yaptı. Bundan böyle hepimiz dikkatli olmalıyız. Beyazıt. Validem, bundan böyle Lokman Ağa'yı yanımda istemiyorum. Hünkârımıza yolladığım mektuba o mani olmuş. Böyle birini artık yanımda tutamam. Geç aslanım, otur, sakin ol. Beyazıt. Lokman en doğrusunu yaptı. O mektup evvela senin başını yakardı. Selim her şeyi inkar edebilir. Lakin sen kardeşinin sancağına askerinle geldin. Bunun ne izahı olur ne de inkarı. Ne yapmış olursanız olun. İkiniz de canımdan bir parçasınız. Benim en büyük duam bir daha evlat acısı tatmamak. Benim bütün kalbim, gücüm seninle. Lakin asla Selim'in canına mal olacak bir adım atmamı bekleme benden. Asla. Madem öyle, sancağıma dönmeme müsaade edin validem. Evvela oturup Selim'le konuşacaksın. Bu işi tatlıya bağlayacağız. Validem. Sakin ol, bir şey yok, bir şey yok. Telaşlan. Şimdi zihnimi yoran yalnızca bir mevzu kaldı. Şehzadelerim. Onların arasındaki husumete son verirsem buradan huzur içinde ayrılacağım. İnşallah sultanım. İnşallah. Gel. Validem. Otur. Validem keşke geldiğiniz vakit karşılaştığınız manzaranın izlerini silmenin bir yolu olsa. Keşke Selim. Keşke. Yaşanan tatsız hadiselerden hünkârımızın haberdar olmasına lüzum yok. Öyle değil mi? Ne senin ne de Beyazıt'ın yaptığı şeyi tasvip etmem mümkün değil. Lakin haklısın. Hünkârımız yaşananlardan haberdar olmayacak. Ancak bundan böyle benim söylediğim şeye riayet edecek, kendi başına iş yapmayacaksın. Gel.
Beni ne maksatla çağırdığınız anlaşıldı validem. Ben gitsem iyi olacak validem. Yeter. Otur. Benim sabrımı taşırmayın. Husumetinizden sıkıldım. Selim, Bayezid'den af dileyeceksin. Ben af dileyecek bir şey yapmadım validem. Lakin sulh için, sizin için af da dilerim. Riyakarlığının haddi hududu yok değil mi Selim? Validem, beyhude uğraşıyorsunuz. Ben elimden geleni yapıyorum validem. Lakin görüyorsunuz, Bayezid değişmiyor. Yeter. Susun ve beni dinleyin. Aklınızı başınıza devşirin. Eğer ben Hürrem'sem bu gece burada sulh sağlanacak. Huzurla ve sulhla yaşamak mümkün. Nice düşmanlar gün gelir dost olurlar. Kaldı ki siz kardeşsiniz. Validem sizi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Lakin insan bir kez itimadını kaybetti mi, onu geri kazanması neredeyse imkansız. Gene de sizin için Selim'in şu son yaptığını sineye çekeceğim. Lakin rahat durmazsa beni bundan sonra ancak Rabbim durdurur. Kardeşim bir daha yanlış yapmayacak. Teminatı benim. Son bir şey daha. Selim'in Kütahya'ya yolladığı casusun burada bir kardeşi var. O da benimle beraber gelecek. Bundan maksadın ne? Hatun evladını doğurur doğurmaz infaz edilecek, öyle değil mi? Cariye affetmek gibi bir niyetim yok validem. Lakin o zavallı kız bir kurban. Her şeyi kardeşini kurtarmak için yapmış. Son günlerinde kardeşini görmesi hakkı. Zaten burada kalırsa da akıbeti malum. O yüzden çocuk benimle gelecek. Şimdi müsaadenizle. Bayezid ve merhameti. Kendine gel. Bayezid'in istediğini yap. Çocuğu gönder. Validem ben size layık bir evlat olacağım. Lakin Bayezid rahat durmaz, arkamdan kuyu kazmaya kalkarsa o vakit başka. Bayezid'den zerre şüphem yok. Rahat duracaktır. Yeter ki sen içindeki şeytana mukayyet ol. Haremindeki şeytanı da bir an evvel def et. Dikkatli ol aslanım. Attığın her yanlış adım Selim'e değil sana zarar verir. Selim, söylediklerimi sakın unutma. Bir dahaki sefere zinhar affetmem.